Sevgili seyirciler, Efsaneler ve Hikayeler programında gerçek bir efsaneyle birlikteyiz. Mert Mobre 2004 Ocak'ta ülkemize geldi. Çok kimseleri onu tanımıyordu. Tabii dünya futbolunu izleyenler, takip ederler. Cruzeiro'da onu izlemişti belki ama çok tanınan bir oyuncu değildi. 11 puan gerideki Fenerbahçe'yi aldı. Tabii o dönem birlikte oynadığı başarılı olan birçok Fenerbahçeli oyuncuyla birlikte 4 puan önde şampiyon yaptılar ve o dönem 17 maçta 12 gol attı. Ondan sonra Nobre'yi herkes tanımaya başladı. Fenerbahçe'de 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşadı. Gerçekten başarılı bir performans. Hojdonk, Alex gibi birçok yıldızla oynadı. Ardından Beşiktaş'a gitti. 3 kupa kazandı. Bir şampiyonluk, bir Türkiye kupası, bir süper kupa. Ardından senelerce ülkemizde kaldı. Her gittiği takımda başarılı oldu. Şu anda antrenörlük görevine devam ettiriyor. İleride teknik direktör de olacak ve hayatı boyunca burada kalacak. Mert Nobre. Kendisini çok seviyoruz. Türk vatandaşı da oldu seneler önce. Artık o bizden bile. Hoş geldin Nobre. Hoş bulduk. Nasıl, güzel bir ilan olsun. Çok güzel. İnanılmaz güzel. Ece Şermet de bize yardımcı olacak. Tercüme konusunda şöyle bir röportaj yapacağız. Zaman zaman Türkçe, zaman zaman Portekizce. Karışık ızgara yapacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. O zaman 2004 Ocağı dönelim. Evet. 11 puan önünde inanılmaz kadrosu olan, inanılmaz iyi top oynayan bir Beşiktaş. Ardından Beşiktaş iyi bir devre arası kampı geçirmedi. Tabii. İkinci yarıya kötü başladı. Sen Fenerbahçe'ye geldin ve inanılmaz goller atmaya başladın. Hojdonk'la birlikte özellikle. O döneme bir dönersen, gidersen neler anlatırsın? Tabii ki o zaman Ocak 2004'da ilk geldi bu Antalya kampına. Antalya kamp ama o teklif ilk de Aralık'ta, evet Aralık'ta. Ben Brezilya'ya teklif geldim. Teklifi yapan kim? Mahmut Üzlü. Hakan Bilal. Hakan Bilal. Ben tamam, Türkiye'de Fenerbahçe'de. Tanıyor musun? Yok. Tanımıyorsun. Ülkeye yok, sıfır. Tabii o zaman Tafarel ve Jardel. Star. Galatasaray'da. Tabii. Galatasaray'ı tanıyorsunuz. Evet, evet. Galatasaray. Fenerbahçe'yi tanımıyorsun da. Ama Fenerbahçe'de Washington var bir tane forveti de. Ve Washington biz aynı takım. Washington'la, evet. Bu forveti de Fenerbahçe'de. Washington. O gücülü de. Washington. Washington, evet. Evet, tabii senin aksanın farklı. Evet, o farklı. Tamam. Sonra bu kalp ucudu. Washington'da çok iyi bir futbolcu. Yani, biz aynı takım. Kalp krizi geçirdi, kalp ameliyatı oldu. Biz aynı takım Brezilya. O zaman ben 18 yaşında, o Washington'da 23 gibi falan. Biz 2-3 maçla beraber. Sonra Fenerbahçe tamam. Nasıl bu takım, nasıl bu ülke, nasıl bu şehir? İstanbul'u biliyor musun? İstanbul'da tabii. Başkenti bilmiyorsun ama Ankara'yı. Yok, yok. Başkent İstanbul sende. İşte öyle. Haber %60 bu Brezilya'nın herkesi de tabii. Başkent bu İstanbul tabii değil Ankara'da, tamam. Sonra bu teklifle hem ben hem Alex bu teklifle. Ha, ikinize birden hem Alex evet, hem sana. Ki o zaman Christoph Lanz bir tane on numara bir tane forvet. Forvet o zaman sadece Hojdonk. Ve ama Alex'deki ben şimdi yok lan. Eşil benimle. Hamile. Hamile. Ve bir problem var. O da ki biraz risk mi abi? Erken doğum olabilir. Erken falan da. O da ki ben yok. Belki Temmuz'da falan da. Ama şimdi olmaz. Sen git bana anlat diyor. Evet, yeter bir test yap. bir bak bir şey yap diyor. Değerlendir bana anlat. Evet. Tamam lan. Ama o zaman teklif geldi. Bir maç orada Cruzeiro maçtan sonra ben evde bir toplantı yaptı evde. Eşil ve çocukla bir arkadaşlık, bak bu teklif geldi. Hemen eşillik yok da ben istemiyorum. O çok uzak falan da. Nasıl yok da? O da şehir güzel ve takım herkes. Brezilyalılar biraz karısından çekiniyor değil mi? Yoksun biliyor niye? Cruzeiro'da hoş ben Japonya'da. Ben Japonya o zaman çok zor da. Sen Cruzeiro'dan önce Japonya'ya mı gittin? Önce Japonya. Ben Japonya'da 22 yaşına, beni yeşil, 20 yaşına beni çocuk 40 günlük. Ha, 40 günlük. Ve o zaman çok zor da.
Orada çok zor, inanılmaz orada. Sonra yeri bu Brezilya'da, Cruzeiro'da bu transfer yaptı. Sonra bu Cruzeiro her şey iyiydi. Tamam, okey, aile beraber, şampiyon ya. Her şey daha kolaydı, iyiydi. Sonra eşitlik, tamam ne işi var orada, çok uzak, burası çok iyi, sizin geçen sene şampiyon, bu takım inanılmaz güzel. İyi para kazanıyor musunuz? İyi de, orada Cruzeiro iyi mi? Cruzeiro iyi ama Fenerbahçe kaç katı daha fazla, da bayağı fazla değil mi teklife? Evet, ben 6 ay geldim sadece. 6 ay. 6 ayda çok fark değil ama. Fark değil. 2 kat değil. Ya 2 kat. 1-2 kat falan lan. Anasıydı, yok ama ben seviyorum burayı. Ah tamam ama orada sadece başka Brezilya oyuncu var. Benim var 2 tane mi vardı orada? Marco Aurelio ve Fabrizio'nun. Adaptasyon daha kolay. Daha kolaydı. Türk insanı da Brezilyalara yakın. Ve o zaman ben hiç tanımıyorum. Evet. Sonra geldi, burası aynı Brezilya. Aynı. Herkes sıcak insanlar, kahve çok iyi. Herkes, her otur bir çay falan. Bu Brezilya kahve, Brezilya çay. Tabii tabii. Gel lobi bir çay içelim, bir kahve içelim. Aynı daha, hiç fark yok. Tamam, bu fark sadece içecek, kahve ve çay. Yani sen İstanbul'a mı geldin, Rio'ya mı geldin belli değil değil mi? Evet, aynı benim şey. Hele otur bir çay. Nasıl? Aynı gibi, hiç fark yok da. Sonra bir ayda, ikinci ayda oğlum, ama goller atıyorsun, iyi başladın. Evet. İşte ilk maçta çok önemli bu Riz maçı. Evet, 4 tekrar maçıydı. Evet, tekrar maç. Bir problem var. Evet, kart evet. Falan. Sarı kart verdi. İkinci kırmızı, sarı kırmızıyı vermemişti. Ve sonra herkes dedi ki bu takım inanılmaz, tarafta bu atmosferi çok iyi falan. Dedik, tamam ben bu Cruzeiro 80 bin kişi var bu stad, ne yapacak? Hiç fark yok bence. Yok bekle bu maçtan. Sonra nasıl atmosfer edildiğinden imazdan. İlk maçta, o maçta 4-2. Diğer maçta sonra bir galip, ikinci galip, üçüncü galip. Sonra bu stadyo 20 bin, sonra 30 bin kişi, sonra her maç 40 bin kişiydi. Full da. Ve derbide inanılmaz atmosfer bu derbide. Tabii Galatasaray maçı. Sonra dedik ya tamam. Önce Alex de... arıyor mu sen arada? Nasıl evet, takım falan? Evet. O dedikten nasıl bu klub lan? İnanılmaz dedim. Bu klub, tarafta, şehir, her şey tamam ama doktor var, usta var. Dedikten... Doktor soruyor sana. Evet. Ha, o bebek de o... Ha, çocuk pilavetine doğdu. Evet. İşte bu kafada bu çocuk da. Hadi tamam bizim... Burada her şey var da. Burası çiftlik değil de. Burası, bak nasıl inanılmaz şehirde. Aynı São Paulo gibi. Lan. Tamam lan. Ve sonra lig başladı, bir galip, ikinci galip ve o zaman 11 puan farkta. Evet. 11 puan farkta, sonra 9 puanda, sonra aşağı biz galip, o Beşiktaş mağlup ve beraber de bu puan çok fark değil. Kafa kafaya kafa ya. Kafa kafada. Sonra İnönü'de Beşiktaş'a da yendiniz. Evet, orada da ve sonra bu derbide Galatasaray 2-1 de. Yendiniz. 30'un... Mehmet Yozgat mı atmıştı golü? Kim atmıştı? Ben birinci golle ikinci Mehmet Yozgat. Yozgat atmıştı. Evet, Mehmet Yozgat da 82'de atmıştı hatırlıyorum. Evet. İşte Ocak kadar da sonra 32 hafta, 33 hafta biz şampiyon olduk. Bir hafta önce de. Şampiyon oldu. 4 puan farklı şampiyon oldu. 4 puanda. Sonra Alexander'ı tebrik etti. Geliyorum öyle, dedi. Evet. Sakin daha Temmuz biz beraber. Alex'i ben bir yerde okumuştum. Alex 2000'li dönemlerde çok iyi oynuyor. Sonra Brezilya takım kaptan oluyor. Copa America'da oynuyor, evet. Vesaire başarılı. 2002 Dünya Kupası'na götürmüyorlar Alex'i. Tabii. Ama kadroda inanılmaz. Brezilya'nın milli takım tarihinin en iyi kadrosu. İşte Rivaldo, Ronaldinho, Kaka yedek, Denilson yedek, Zé Roberto'lar, Emerson'lar, Gilberto Silva'lar, Cleberson'lar, Ricardinho'lar, evet. Ronaldo vesaire o takıma götürmüyorlar. O takımı da yani o Dünya Kupası'na götürmedik için bunalıma girmiş. Evet. Doğru mu? Doğru. Tabii ki orada bu Brezilya'nın bayağı problem vardı. O zaman da bazen oyuncu bu aynı sponsor bu federasyonla sponsordu. İşte biraz zordu. Zor.
Çok Brezilya bir takıma girmekle. Şey, menajerler de önemli. Menajerler ve sen Nike tamam, sen Adidas, o bir şey vardı. Ha vardı. Var. Ama o zaman da tabii ki Alex... O her yerde var ama ya. O her yerde. Evet. Sen de Brezilya değil. Sen de Brezilya'nın her yerde var. Ama bence o... Şeyin başka şey sponsoru var Alex'in. Ama diğer sponsorlar daha kolay giriyor. Evet. Ve o zaman da 2002'de. 2001'de Alex, evet, Kupa Amerika'da Alex kaptan mı? Kaptan. Kupa aldı mı? Kupa aldı. Sonra inanılmaz iş yapıyor bu Cruzeiro'da. Çok iyi oynuyor. Şampiyon oluyor. Şampiyon. Gol kralı. Her şey yapıyor. Her şey yapıyor ama bir takım almıyorlar. Ama yok maalesef. İşte zordu. Çok, zor. Çok zordu. Çok zor. Tabii ki o can taraf çok zordu. Kaç tane oyuncu var bu milli takım. Brezilya milli takım inanılmaz. Çok oyuncu var. Kalite oyuncu var. Ama ben hocanı Alex Kisina mı? Sen hoca olsan alırsın. Tabii %100. %100. Ama almadı. Tabii ki o da var. Kaka var, Rivaldo var, Ronaldinho var. Ama almak Ronaldo lazım tabii. Ronaldo fenomen var ama birçoktan götüreceksin abi. Tabii. Götüreceksin evet. Yani. Enteresan. Çok. Hoydonk. Pierre van Hoydonk. Frikik kralı. Her yerden vurdu mu gol oluyordu. İnanılmaz ya. Nasıl vurdu da inanılmaz. Hatta bir ara baraj kurdurmuyorlardı. Siz kuruyordunuz barajı. Daha iyi vuruyordu evet. Barajda. Ki o referans gibi. Evet referans. Bir maçta... Hangi maçta? Ankara Gücü mü? Belki bu kalecideki baraj ben istemiyorum. Pierre vum dışarıda. Vum dışarıda. Dışarı vurdu. Sonra Pierre'deki... Sizin git orada baraj yap da. Nasıl bir baraj? Yok bunu yap. Vurdu golda. Gol oldu. Ama çok enteresan da o plase vurdu. Plase. Plase. Ve o kramponda bu numara 48 gibi de bu kadar. Nasıl bu? Şurasıyla vuruyor. Evet. Çok çalışmış ama. Çok yani, çok. Feyenoord'da finalde falan attı. Yani UEFA evet. Kupasını alırken 4-5 friki golü atıyor. Evet evet. Ve 23-24 yaşından sonra bu özelliğini fark ediyor. Ondan evet. Önce hiç friki golü yok. Ama aynı biz haftada her gün antrenmandan sonra o çalışıyordu. En az 10 tane daha. 10 tane. Hoydonk'un uğurlu var mıydı Hoydonk'un? Hayır, arada Portekizce de konuşabilirsin. Ece'nin de bize yardımcı olacak. Arada bir Türkçe evet, Portekizce. O arada biz bir maçta Kadıköy maçına. Maçta geldi de savunma odası herkes tamam orada. İsman da saati 4 gibi de falan tamam. Herkes orada biraz zaman var, müzik falan herkes orada. Çocuklar sohbet muhabbet bir önce çay ot kafe ot. Sonra Pierre geldi de çok sinirli. Ay nerede bu? Pierre problem var. Evet evet nerede falan. Niye? Benim tight gibi. O tight. Özellik kısa tight. Tight. Evet kısa tight da falan. Şortun içine giydi. Evet. Nerede de yok tamam başka var falan. Yok yok o ben olacak. Falan da evet evet işte ben istemiyorum falan. Tamam ama 1,5 saat maç saat var. Sonra da bu iki maç var da yok yok ben sen malzemeci nerede malzemeci falan malzemeci geldi. Nerede bu taytı da? Unutmuş. Da, abi ben unuttum samandır da. Abi kusura bakma ama başka var falan da. Yok ben sen bu nerede senin kafada bu ben yok sen taytı da falan da. Tamam ama maç var da yok ben oynamıyorum. O dedi, oynamıyorum dedi. Ben oynamıyorum falan. O tight yoksa oynamayacak. Ben bu tight'i. Tamam niye var bu tight'i da? Tamam mı? Başka tight'i var da. Hangi renk? Çok renk var. Lacivert var, sarı var tamam mı? Yok yok ben. Sonra Volkan Bali geldi. Tamam tamam sizin sakin. Sonra Volkan gitti orada bir taksici tamam sonra al bu araba bak koş çabuk da. Çabuk bu zamanda. Yetişti. Evet 5 dakika önce adam geldi tamam senin taç. Nasıl terli bu adamla kusura bakma burada senin taç alır. O da gol attı mı o gün? Allah da belki bilmiyorum. Ama nasıl bu kavga? Valla niye bu kavga bir taç da. Senin var mı oğlum? Yok. Hiç olmadı mı hoş? Yok. Hiç yok. Böyle şeyin oradan falan bir sağ ayakta çıkayım vesaire yapayım şöyle yapayım böyle hiçbir şey olmadı mı? Yok yok. Ben maçtan önceden doğalda inşallah ben sakın. Mesela Mondragon kiliseye çeviriyormuş mesela soyunma odasını. Mumlar dikiyormuş vesaire. Ama bu Türkiye çok vardı. Çok var değil mi? Ümit Ozan. Ne yapıyor Ümit Ozan? Orada savunma odası bu normal... Kalefer var. Kalefer. Tamam, kalefere dokunuyor. Kalefer var. Geldiğim o bu tarafta. Ümit bu ne ya? Yok bu tarafta.
Sonra tercüman geldi de ne o maçta hoca her zaman kalefe bir böyle gidiyor bir böyle gidiyor. Petekle dolaşıyor. Evet. Sonra gitti bu kapı da o da kapı bas şu kapıyla oynuyor. Evet kap. Allah Allah bu normal değil mi? Bu mitozat çok komikti. Bir şey daha. Biz bir gün antrenmanda ama çok kardı. Sonra Fabio Luciano çok şakacı. Geldi Ümit. Ne? Bak orada bir tane büyük top vardı bu tamam. Buzda. O traktör geldi. Orada temiz buz sahada. Dışarıda da bayağı da 2 metre falan bu buzda. Kar oldu. Kar oldu. Ümit sen git orada da. Bu kafada mı? Vur bu kafada kesin bu maçta sen golü. Yapma da. Evet Allah'ın bu golle bu maçta. Buza kafa vurdu. Yapma Fabio Luciano. Git Ümit kesin sen golü. O gitti orada vur. Abi, buza kafa atıyor. Ne oldu maçta atabildi mi gol? Ya atamadı. Ya çok iyi ya. Ama Ümit bir tane daha var. İnanılmaz güzel. Biz maçta Gaziantep o zaman Gaziantep Süper Lig'de. Bir sonra Gaziantep maçta maç saat 1-2 gibi bizi çok soğuk tamam. O zamanlar. Biz saat kahvaltıya da. Herkes kahvaltıya da falan ama orada var kahvaltıya ve pasta var, pilav var falan da patates var. Sonra Ümit de sadece bir tane meyve aldı. Meyve. Meyve bir tane almadan Ümit maçı var da yok benim de çok iyi değil falan. Tamam gitti maçına. Bu adam 3 golla. 3 gol attı. 3 golla. Sen tanıyor musun? Bu maçta 4-1, 5-1 falan. Ha biliyorum. Vum gol dışarıda. Vum gol. Tamam işte maç bitti falan da o bu hafta maçı da Ankara'da maçtı. Saat 4 gibiydi bu maçta. Maçına herkes orada yemek falan, kahvaltı sonra maç yemekle. Maç yemekle Ümit aynına. Ümit niye sen? Yok ben istemiyorum. Ha Uğur yapmış. Tabii. Aynına. Yemek yemiyor, meyve yiyor. Evet. Tamam niye mi? Yok ben istemiyorum falan. Tamam. Gitti bu maçta çok kötü oynadı. Çok kötü. Maçın altında Ümit, sen bildin her gün 3 gol olmaz. Olmaz evet tabii. Sakin lan. Tamam. Ya inanılmaz ya. Ama Türkiye çok var. Bu oyuncu inanılmaz ya. Tabii Uğur yapıyorlar. Ama ben... Yok ben hiç... Maçın amacı daha tamam. Doğal da inşallah ben sakat yok arkadaş ve diğer takım hiç sakat yok. Tamam yeterli. Pierre Fanoy'dan Fatih Akel ve Brezilyalılar. İşte o çok zor konu. Bu maçtır maçın amacı. Christoph Daum var takım başında. Evet. Alex var, sen varsın. Luciano var, Arnold var. 4 Brezilyalısınız. Evet, 4 senden. Hoydonk da var. Hoydonk da. Geçen sene şampiyon olmuşsunuz. Alex'e yeni Alex, gelmiş. Evet Alex'in. İkinci maçı da Champions League. Birinci burada Sparta Praga'da. Sparta Praga. Biz 1-0. İkinci maç orada. Maç cuma, perşembe bu maçta. Perşembe. No, çarşamba. Çarşamba. Biz pazartesi gittim. 2 gün önce. Evet 2 gün önce. Birinci antrenman. Normalde tamam antrenman. Sonra otelde. Biz odada. Bazen orada ben Alex normal. Alex benim. O da arkadaşlar. Arkadaşlar. Marco ve Luciano bizim odada. 4 kişi oldunuz. 4'da. Biz sohbeti benim. Sonra tecrüman geldi. Tecrüman geldi. Bak bir şey vardı orada da. Niye vardı? Siz ve Pierre Van Hooydonk'la iki Fatih oynadı ilk 11. Fatih Akel. Siz yok da siz istemiyorsun falan. Hooydonk sizi istemiyor. Evet. Yok, yani o kadar... Alex, Noble, Luciano, Arroyo ve Fatih Akel'in oynamasını istemiyor. İstemiyorum. Hooydonk. 5 tane oyuncu. 5 tane yabancı da. 11 kişi istemeseymiş. Evet. Sonra biz, bu olmaz hani. Kim soruyor? Pierre da. Biz şaşırdık da Pierre. Bu ne ya? Peki Alex geldiğinde bir rahatsızlık hissetti değil mi Hooydonk? Bir şey oldu. Yok da. Yok olsun. Tabii ki biraz ego var. Normal değil biz gibiydi falan ama Pierre sakin o zaman. Sakin. Çok rahat. Çok şey yok da. Ve sonra dedi Pierre bu olmaz. Yani. Sen istemiyorsun. Git orada hocam. Bak ben istemiyorum. Ne biz? Biz yok. Biz orada değil bu toplantıda. Biz hiçbir toplantı yapmadın. Ama o çok iyi değil falan dedi. Tamam ama bu senin karar bizim karar değil.
Ha, Fatih Akkel iyi değil, Nobre iyi değil, Alex iyi değil, Luciano, Arnold iyi değil. Onlar oynamasın. Evet. Peki kim oynayacaksın yanınıza? Ya inanılmaz ya. İnanılmaz. Sonra bir yerde, tamam ama bu oyuncu ben istemiyorum falan. Tamam ama sen hocan değilsin, oyuncu da. Herkes yenilebilsin. Senin karar, o karar bu hocanla. Kristof da o karar, senin değil mi? Ama maalesef sonra bu maçla... Maça çıktınız, oynuyor musunuz hepiniz? Evet, hepsi oynuyor. Hepiniz oynuyorsunuz. Hem Dorten Brezilya'da, ilk 11, Pierre... Bir de Fatih'e. Fatih'e. Biz 6-2 mağlup mu? 6-2 mağlup oldunuz. Evet. Birinci ve ikinci gol... Bu Fatih hatalı. Fatih Akkel hata yaptı. Yani oyunda aklı mı çıktı yani? Valla birinci gol tamam, ikinci gol daha sonra da bu Pierre gitti orada. Kulübeye döndü. Küfür de döndü. Bak nasıl bu oyuncu falan diyor. Allah. Beni dinleseydin bunlar olmazdı. Evet değil mi? Siz ama nasıl oynadınız? İyiydim. Ben siz iyiydiniz. İyiydim. Hiç önemli. Fatih iyi. Fatih her zaman komik adamlar. Çok iyi. Fatih Akkel çok iyi futbolcuydu. Fatih Akkel bazen dalardı sağda ama. Tribünde kavga çıkar, tribünü falan izlerdi. Çok evet. Ama çok süratli ve çabuktu. Evet evet. O zaman çok çabuktu. O iyi oyuncu da. İyi oyuncu. Sendeki bu kavga tarafta da o zaman biz Fener, evet. Fener'de bir hazırlık maçına bir tane kaleci var mı? Nasıl ben unuttum. Sizde mi? Evet evet. İkinci kaleci de Serdar. Recep. Ha Recep. Recep de. Biz bu maçta hazırlık maçına nerede bu maçta? Yurt içi mi yurt dışı mı? Yok bu Türkiye'de. Bu milli takım maçı. Milli takımda bize evet bir maçına. Orada bu maçta tamam maç başladı. Dedi ki tamam bugün bu Volkan. Tamam Recep oynadı. İlk 11 falan da. Fabio oynuyor ben falan. Tamam. Maç başladı. 20 dakika ben bir gol. Sonra ikinci gol. İkinci golden sonra diye hakim takım geldi. Top tuttu orta sahada. Adam geldi vurdu bu kaleye. Bizim kaleye. Vurdu. Salt adam. Evet. Dur vurdu. Ben bakayım. Nerede bizim kaleye? Recep'ten. Nerede bu Recep? Recep yok kaleye. Recep yok da. Bek sakat falan. Yok da. Yedek bu kulüpte baktı yok da kimse yok da nerede bu Recep lan? Recep bu koç bu 40 metre orada kavga bu tarafta da. Kavgaya gitmiş. Recep kavga etmeye gitmiş. Kim ne ediyor? Taraftarla mı? Taraftar da. Son maçta son niye bu tane? Orada küfürdü tamam mı bu maç vardı bu. Ya inanılmaz ya. Vallahi. Vallahi bu ya çok komik ya. Maç oynanıyor Recep burada kavga ediyor. Allah. Ya inanılmaz ya. Alex de Souza. O da arkadaşın. Evet. Cruzeiro da burada. Evet abi biz. Fenerbahçe efsanesi. Ya inanılmaz ya. İnanılmaz oyuncu. Akıllı oyuncu. İşte Alex. Çok zordu. Nasıl bu Alex de? Bu Brezilya. Önce o söyledi. Niye krak da? İşte bu krak. Crack. Çok iyi oyuncu. Çok iyi oyuncu. İnanılmaz. İnanılmaz. Star. Evet. Yıldız gibi de. O çok farklı. Normal oyuncuda bu top geldi, top kontrol, sonra dedik ne yapacak şimdi dedi, adam boş, o da boş, Alex yok ha. Top daha önce o biliyor. Ha düşünüyor, top gelmeden önce ne yapacağına karar veriyor. Kesin lan, en az 3 tane alternatif var da, burada bir tane oyuncu var, orada var, hakip burada, orada hakip var da, işte. Her şeyi düşünüyor. Hani radar gibi. Onun, radar gibi. Bilo, o inanılmaz ya. Ya. Tribünde oturup sahaya bakıp sahaya çıkıp oynar gibi. Aynı gibi. Evet. 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 İşte. İnanılmaz. Çok iyi. Çok da gol attırıyordu sana. Çok. Ya siz maçtan önce tamam. Bu maçta en az 3-4'ten pozisyonda %100'da. İşte niye Alex Orden'in bir free kick, bir pasla bir asist. Serbest vuruşları, yan topları, duran topları, kornerleri de çok etkili kullanıyordu. Evet. Ama tamam Alex çok iyi kullanıyor ama çok antrenman yapıyor. Ha çok i̇şte, antrenman, çok çalışıyor. Çok. Ve işte, bu normal down seviyor. Down seviyor sürekli değil mi? Duran top. En az da haftada maç daha önce tamam maç pazar gibiydi. Cumartesi son antrenmanla
Biz 40 tane topla, 50 tane topla. Ha, 50 tane. Her tarafta, on orta, sağ, on sol, bu diagonal, bu taraf, bu taraf, çapraz bu. Neyse, sonra bu maçlar daha kolay. Ha, daha kolay oluyor. Nerede bu top oynayın? Orada, kesinlikle. Sonra bizim iş daha kolay bu sahada. Daha kolay oldu. Türkiye'de Alex, Sergen ve Hacı'yı çok kıyaslarlar. Ay, bu konu çok zor da. Sen Sergen'i de izledin. Evet evet. Karşı oynadın. Oynadın. Evet. Çok iyiydi. İnanılmaz. Yusuf'la da oynadın. Oo. Yusuf o çalım aynı dans gibi. Dans gibi. Dans gibi. Tak tak tak. Nasıl çalım lan? Çok kolay gözüküyor. Aynı kolay. PlayStation gibi. Değil mi? Tık tık tık. Durarak çalım atıyordu. Evet. Hatta evet. Bir gün siz şampiyon olduğunuzda Beşiktaş'ta Eskişehir maçında Doğa'ya çalım attı. Evet. Doğa öne geçti bir daha attı. Sonra evet. Gitti Bobo'ya boş kale attırdı değil mi? Evet evet. Boş kale attı. Sonra pasla. Evet, i̇şte o adam çok iyi oyuncu da ve egoist değil. O pozisyonda belki ya, başka tabii. Oyuncu vurur. Yok lan işte bir iş yapıyor. Tamam haydi. Yaptığını yolla. Sen geldiğinde o Fener'den ayrılmıştı değil mi? Evet, evet. Ve o zamanla ben Fener'den ve Fabulous yanına dedim abi bir tane oyuncu var, Türk oyuncu da inanılmaz çok iyi oyuncu da çalam, inanılmaz çalamıyor. Çok kolay dedim tamam nerede bu oyuncu da? Gitti. Gitti. Nasıl gitti de bu çok iyi oyuncu da nerede kaldı? Yok. O bir antrenman var da bu antrenman o çok şans ilk 11 bulamadı. Hatta o Tuncay var, Serhat Akin var. Zor da. Ve bu antrenmanla bu top alındı. Ben gidiyor bir çalım yapıyor. Kaleci gel diyor bir çalım. Sonra kale bomboşta. Normal. Diğer oyuncu ne yapacak? Gol atar. Golla. Yok Yusuf dün bekle diğer topla bir çalım kaleci geldi bu top alındı. Dağım çıldırdı. Bence o antrenmandan sonra bitti. Daha önce bitti çok iyi ya. Ama siz şampiyon olduğunuzda çok katkı sağlamıştı. Çok Beşiktaş'ta. O ve Enes. Değil mi? Fabian Enes ve Yusuf. Ve Yusuf'la. Hem tecrübe oyuncu hem kaliteden. Delgado. Delgado çok iyi. Çok iyi. Tam çok deplasmana yani. Gitmek istemiyorlar. İç sahayı çok seviyor. İç sahayı çok seviyor. İnanın seviyor. İnanın iyi seviyor. Uçaktan mı korkuyordu? Yok mu? Yok mu? Bilmiyorsun. Allah veremediniz. Evet zor. Belki saha falan bilmiyorum. Siz bir de Alex'te bir de bizim sizin bir Fenerbahçe Diyarbakır maçı şeyi vardı değil mi? Of. O maçta çok korktum. Bu maçta herkes diyor tamam. Diyarbakır zor şehir. Zor şehir. Kolay şehir değil. Herkes bir de o dönemlerde bilir. Daha çok böyle olaylar oluyor vesaire. Evet. Ve orada herkes o şehirde taraf Galatasaray tutuyor. Fenerbahçe'sinin falan biraz kavga falan her zaman işte. Sizde bir çekingenlik, bir korku var. Tabii. Herkes gel. Bu şehir bu. Bu şehir şu. Bu şehir bu. Bu taraf daha da büyüttünüz tabii. Tabii. Bizim gitti o dağda. Otelde. Otelde. Akşam tamam bir işte o da ben Alex'la vardı biz sohbet mi ben sonra bir ton geldi boom ses geldi ve elektrik kesti tüm sıçradı Alex ne yapıyor ne yapacak şimdi koş yok nasıl koş dışarıdan ne olmaz sonra dedi bekle biraz daha bekle elektrik falan ne sonra ertesi maça çıktınız o maç maçla tamam tarafta biraz küfür şu bu biraz normal demek. Ama biraz yine korku var. Evet var o. İki aşkı 30 dakika falan da Tuncay bir gol atıyor. 1-0 da tarafta da küfür başlıyor ya şu bu. Tamam. İkinci yarı başladı. Serhat Akin bir çalım ve orta ben golla sonra. Evet, sessizlik oldu abi. Yok. Nasıl bu kavgada? Nasıl bu taş geldi? Abi taş atıyorlar. Tarafta saha indiyor. O inanılmaz maç da bitiyor. Ya yarıda kaldı. Evet orada kaldı da sonra ha. Biz Sayın Odası en az 2 saat orada kaldı. Dışarıda nasıl bu ses geldi? Boom! Boom! Ya çok iyi. Sonra ne yapacak şimdi? Nasıl gidiyor? Havaliman tabii ki havaliman yak. Yine ne yapacak? Lan polis var lan. Var ama lan bak ses geldi çok sert geldi. O maçta çok zor maç. Çok zor maç evet.
Bir de Alex'in şey Aykut Kocaman şeyleri var. Az Yıldırım Aykut Kocaman. Diğer konu yok. Çok zor da. Tabii ki Aykut ve Alex ikisinin çok iyi oyuncu. Aykut inanılmaz iyi şey bu Fener, Alex aynı ne? Ama bence orada iki taraf hata var. İkisinin hata var. Bir daha dengeli olabilirlerdi. Tabii ki. İki taraf. Ben çalışmıyordum o Aykut ama herkes o iyi insan falan. Alex, aynı Alex ben tanıyorum Alex'i. Ama belki denge çok önemliydi. Dengeyi koruyamadılar. Evet, evet. Keşke korusalar. İki taraf hata var. Bir ipteki cambaz oynamadı diyorsun. Sen Beşiktaş'a gelirken Tümer Fenerbahçe'ye gitti. Evet. Sen Beşiktaş'a geldin. Hatta şöyle bir hikaye olmuş. Sen daha önce geldin Beşiktaş'a. Sen poz verdin basına. Evet. 11 numaralı formayla. Tümer'in evet. Formasıyla. Tümer de 11'i giyiyordu. Hatta Tümer sen Beşiktaş'a imza attığında gazetede görmüş. Evet. 11 numaralı formayla. Bayağı bir şey olmuş. Bozulmuş galiba. Ondan sonra da Ajax'a gidecekti galiba. Sonra Fenerbahçe'ye geldi. Bu nasıl anlatırsın geçmişe gittiğinde? Tabii ki ben imza da sonra tamam bu bir resimde forma gibiydi. Forma geldi ben 11 numaradan ben ilk tamam 11 bu Tümer'den. Yok Tümer değil Tümer 10 numaradan. Ha 10 numarayı alacak. 10 numaradan Sergen yok. Ha Sergen gidiyor. Tümer 10 numaradan orta saha falan. Tamam haber var Tümer var tamam. Bir resimden çıkardı. Sonra olaylar karıştı. Sonra evet. Olaylar karıştı sonra. Beşiktaş'ta çok başarılı. Hatta geldiğin sene Fener'de gol atmıştın. Kafa evet. Golü. Evet evet. O maçta çok zor maçta. Çok güzel bir gol yaptın. 1-1 bu maçta. Evet 1-1 bitti. Evet evet. İlk maç öyle de. O dönem Tümer de Beşiktaş'a gol attı. Sen de Fenerbahçe'ye gol attın. Evet. O da Mustafa Doğan'ı çalınlamıştı. O maçta kupa maçta. Kupa maçıydı. Evet evet. İki nasıl bu maçta? Evet birinci maç 1-0'da Bobo evet. Olan İnolu maçta. Sonra ikinci maç Tümer'de 1-0'da. Sonra sen attın. Ben attım. Sonra siz de elediniz galiba. Evet evet. Sonra bu final Kayseri'ciyiz. Kayseri'ciyiz de elediniz. Kupayı aldın ilk sene. Evet, evet. Zaten 3 kupa aldım. Bir Türkiye kupası, bir süper. 3 tane kupada. Ha 3 kupa aldın toplam. Bir de şampiyon oldun Beşiktaş'ta. Evet. Ligde ve Süper Kupa'da Galatasaray orada Frankfurt maçta. Sen o zaman Beşiktaş'a 4 kupa kazandın. 4 kupa. Ha 4 kupan evet, var Beşiktaş'ta. Beni 2 maçta bu Beşiktaş 2 maç 2 gol 2 kupada Galatasaray süper karşı kupa. Süper Kupa'da. Vay vay vay. 1-0'da Frankfurt. 2 kupa aldığınız seneyi nasıl anlatırsın Mustafa Denizli dönem? Bu kuadroda inanılmaz kuadroda. Çok iyi. Grup çok önemli. Tabii ki yıldız falan da çok değil. Bu kuadro inanılmaz. Kalite yok ama çok iyi grupta. Aynı aile gibi. Aile gibi değil mi? Evet. O senine biz kampla Ertuğrul Salam başladı. Sonra evet. 6-7 hafta falan da. Sonra Mustafa Denizli geldi. Mustafa büyük babadan. Büyük baba. Ve tabii ki o zaman geldi. Bizim hedef var tabii ki şampiyon biraz zor da ki bizim kuadro çok iyi değil. Galatasaray o zaman ve Fener daha iyi. Daha bu kuadroda daha iyi. Ama sonra Mustafa dedi ki yok bu takım çok iyi. Bu takım çok iyi de sizin çok iyi oyuncu falan da. Sizi motive ediyor sürekli. Bir atmosfer geldi, bir hava geldi. Sonra devre arası Yusuf Ders geldi. Evet, evet. Ama bir şey var da tam devre biz Antalya'da. Bence o tam noktada. Bir soruda da o zaman ben ve Delgado kaptan. Sonra bu başkan geldi sonra bak şimdi ben hiç prim vermiyorum. Sizin prim yok falan. Sonra niye başkan? Yok son 3-4 senede ben çok para verdim. Ama hiçbir şey olmadı. Hiç yok. Bir ligde yok. Sadece kupa yeter kupada. Demir oranına. Tamam lan. Ben bir toplantı yaptım bu takımla. Sonra bak şu var bu var da başkan değil ki başka prim yok.
Yok yok, ne yapacak şimdi, nasıl, bu prim yok falan. Sonra Vurgun bir tekrar bu başkanla toplantıdan. Başkan dedi, tamam ben prim ben ama sizin bir kağıt yazdı. Sizin hiç şampiyon yok, sizin tekrar bu parada. Ben ha, şampiyon, evet, ha, şampiyon olamazsanız olmaz. Ha, alırım parayı. Evet evet. Ben kes sizin maaşla. Herkes burada sözleşme var da falan. Siz de tamam mı dediniz? Zor karar. Sonra zor karar da. Ama bak sonra bir toplantı daha oyuncuda. %70, %80 oyunculuk tamam. Herkes de. Tamam. %100 değil ama %70, %80 çok mu? Sonra bir toplam daha hata yok, %30 istemiyorum falan. Sonra herkese, ikinci, üçüncü toplantım tamam. Herkes imzaladı. Herkes imzaladı. Bence o zaman takım, şimdi biz şampiyonlar. Vay vay, çok enteresan. İnanılmaz. Sürekli balık yemeye gidiyordunuz Mustafa Hoca'yla. Evet, Mustafa Deniz seviyor bu balıkları. Balık. Biz her hafta da, tamam. Dışarıda da, Sarıyer bir restorant var arkadaş, şu bu, sonra oraya niye, orada açı geldi, orada yapıyor orada yemek, okay. Güzel falan da. Mustafa Denizli normal her gün sabahdan antrenman amacı, kahvaltı, sonra antrenman. Sonra yemek. Yemek. Ama tüm takımda, herkes hep beraber. Sonra tamam mı hocam, her gün burada bu yemek, tamam mı, yemek burada güzel ama yeter ya. Bir gün, iki gün, beş gün ama bir ayda. Tamam biz dışarıda balıkla. Balık şu, balık o, bu. O da yeter. Yeter de. Dedik, hocam yeter de. Herkes bu oyuncuları istemiyor falan. Ne yapacaksın? Ben iktidar. Kusura bakma, bu benim evde. Ben... Sen evet, evde? Evet, benim evde. Bir yemekle, Brezilya yemeği. Nasıl var? Bir mangal var. Orada bir tane yet, güzel falan. Tamam. Ya senin ev, ben... Tamam, hiç problem değil kaptan. Haydi yapın. 40 kişi geldi bu benim evde de. Biz 3-4 kez de orada bu mangalda inanılmaz. Biz saat 12 antrenmanda, sonra yolda 12.30 ben evdeydim. Herkes 1.30 mangal. 1.30 orada başladı da 6'ya kadar herkes ben evdeydim. Herkes evde. Ben organize orada çay var, kahve var, her şey var, tamam mı? Haydi. Sonra ve o zamanla herkes evdeydi. Beni eşi orada da organize, tüm oyuncu orada, Kirtan oyuncu o. Kirtan oyuncu değil, bu malzemeci beraber herkes personelle. Eşi bir gün de geldi mangala. Böyle bir şey söylemek istiyorum falan. Bak, ben bir tuz istiyorum. Ne abi? Ben şampiyon istiyorum falan. Kim diyor onu? Ben eşiyle. Yani sen senin eşin. Evet eşiyle. Vay, o kadar hizmet ediyorum evet, size şampiyon. Evet o kadar yeter de bir ve o zaman inanılmaz. Ve biz her zaman beraber, tüm grup da çok iyi da. Çok iyi da. Çok iyi da. Ve hem bazen normal da bu takım en az 5 tane yabancı var. 6 tane, 8 tane, bu şimdi 14 var da çok. Ama biraz grup mu? Ama o zaman orada grup yoktu. Yok. İnanılmaz, çok farklı. Çok güzel. Anelika, Nikola Anelika, sen Anelika'yı kesmiş adamsın. Anelika oynamaydı, sen oynuyordun. Peki, Anelika da kanat oyuncuda. Ve o zaman Christoph Lau iki maçta dedi ki Anelika sen forvet eden, Nobri'ye dedi ki. Sonra ve Anelika da çok çabuk oyuncu, çok aktif oyuncu. Anelika temas istemiyorum bu kavga. Arkadan falan gelmek istiyor. Evet, arkadan. Bu kavga istemiyorum forvet. Ve Türkiye'de... Sen de kavga seviyorsun. Forvet mecbur da benim işte. Kavga. Birinci maçta Anelika oynuyor, çok kötü oynuyor. Çok iyi değil de. Orta falanla. İkinci maçta sonra. Üçüncü maç o gidiyor dedi adam. Falan. Ben bu pozisyon olmaz. Bu Nobri daha iyi. Nobri oynuyorsun. Ben yedekler. Sen istersen ben yedekler ama ben forvet olmaz. Beni sağ tarafta oynattın. Sağ taraf, sol taraf da tamam mı? Ama forvet olmazdı. Sonra da sen forvet oynadın. Arkada evet. Alex, sağda solda Anelika. Anelika ve Tuncay, evet. Anelika, iyi kadro ha? İyi kadro tabii canım. Sıkıntı daha ne olsun. Bir yedek bir yer konuyordum bu arada. Tabii. Koydum. Sonra Apia, Aurelio. Ve Apia, Aurelio daha iki piçin bir orta sahada. İnanılmaz kadro. Evet o. Deniz'le şampiyonluk kaybedilen maç. Aynı kadro. Aynı kadro. Aynı kadro. İşte. Ne hissettin o gün? O maçta inanılmaz. Yani. Belki o maç kaç dakika ekstra? 20 dakika uzadı değil mi? 20 dakika. Belki bir saati daha biz bir gol yok. O gün
uğursuzluk vardı. Apia vurdu direkten döndü. Ve o pozisyon Apia 0-0 gol yap sonra bitti. Her şey değişti. Oyun Yusuf inanılmaz oynamıştı derizde. Evet, evet, evet. Ey Yusuf. Kaç gün ya da kaç hafta sürdü etkisi o maçın? Oo, bugün kadar da biraz... Halen devam ediyor. Niye bu maçı, ne yapayım? İnanılmaz değil mi? İnanılmaz değil mi? O gün bir de inmişsiniz galiba, sizi polisi götürmemiş galiba otobüsü. Evet, evet, evet. Samandıra'ya. Samandıra'ya. Bayağı zor. Az yıldırım ceza vermiş size. Yok, maçta sonra da... Biz bu taraf, başkan o istifa taraf. Falan da, Christoph da aynı da istifa. Ama bir şey söyleyeceğim. İki sene üstte şampiyon olmuşsun. Üçüncü evet. Sene son maçına kadar şampiyonluğu getirmişsin. Olamamışsın. Olabilir yani futbolda bunlar. Futbol her şey olabilir. Futbol, ben söyleyeyim, futbol matematik değil. Tabii. 2+1=4 değil. Ama Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosu o. İşte. Ne? O kadro çok iyi. Kim karşı hakimde? Kusura bakma. O zaman çok iyi oyuncu var. Yusuf var, var. Denizli var. Ama tabii o zaman Fenerbahçe'de bak bu kadar. Volkan, Rüstü, Fabio Luciano, Servet, Kaptan Ümit, Apia, Makarelio, Anelka, Alex, ben, Tuncay, Serhat'i, Pierre. Herkes var. Herkes var. Yok yok. Yok. Ama olmadı. Olmadı mı? Evet. Su damı da göndermişti o sene. Evet, evet. Enteresan. Çok. Bu maç. Tuncay Şanlı. Tuncay çok iyi kalbide. Tuncay inanılmaz. Oyuncu çok iyi. Herkes bilir tanıyor Tuncay'da inanılmaz oyuncular. Ama bu kalbide inanılmaz. İyi insanlar. Çok iyi insan. Çok iyi, çok iyi insanlar. Ve Tuncay'da bir maçta beni istil futbolda ben her zaman bas orada kavga falan. O dedi ki, "Mabre, ben arkada oynuyorum. Ne zaman sen orada basıyor, bu bir stoper, bu stoper." Ha, orada şek geliyor. Bir elektrik geldi, ben daha koşuyorum, ben daha mücadele istiyorum, ben daha her şeyde. Tamam haydi ya. Hadi kavga edelim. İbrahim Üzülmez. Ooo deliği bu. Hem birlikte oynadınız. Evet. Hem sen onun kaptanlığını yaptın. Hem o senin kaptanlığını yaptı. Evet. Sonra seneler geçti. Gençler bile senin teknik direktörünü yaptı. Evet evet. O... Sana bal getirdi senelerce. Oo müthiş valla. O bal çok farklı. İşte ben 38 yaşında geçen sene mi? Evet geçen sene de oynuyordum. 39 yaşında niye o bal çok önemli? Bal bir kat daha. Üzülmez. İnanılmaz profesyonel. Biz 4-4,5 sene beraber de son sene yok o evet. Kavgada sonra. 4 sene beraber. Her günle, her antrenman, her maçta %100. Sonra bugün bir şey var, bir ağır var falan. Yok. Hep full. Hep full %100. İşte sonra ben de üzülmez. Niye sen her gün full antrenman, maçta bir şey var da falan da. Sırrı ne? O diyor ki bir tane bal var mı? Ben tamam ver bu balları lütfen ver. İşte ve geçen sene beraber gençe evet. Birden. O de aaa ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Yaş kaçta ben? 39 hocam lan. Valla niye 39 hocam? Ve fit gibi lan. Ben de tabii ki o balda çok önemli bal. Hatırlıyorum her maç sonrası size bal getiriyordum. Evet evet evet. İşte bal getiriyordum. Ve o... İbrahim Üzülmez şey bir de böyle şey de sever de çekmeyi. Normalde biz antrenman 30 dakika önce bu fitness ne? Fitness yok. Kuvvet falan ne? Üzülmez yok 5 dakika antrenmanı. Üzülmez gitti orada bir hareket tak tak. Sahil sonra. 2,5 kil 5 kil gibi de tak tak bir de. Üzülmez niye sadece bu el teli şöyle falan vücut yok da başka kas yok. Dedi ne böyle niye gerek yok? Ben mücadele, ben burada, kalkmada. İşte çok bu, en çok önemli falan dedi. Tamam, işte doğru öyle, tamam. Ben teknik oyuncu değil, ben teknik bu Barcelona'ya ama değil biz, gibi. Biz halı sahada, tatilde, orada burada maç yapıyoruz mesela evet. Burada. Maç bitiyor, ben tişörtü bir çıkarıyorum. Her yer böyle tırmık içinde. Kedi gibi. Kedi gibi. Ama büyük profesör de çok iyi sol bekti bence. Çok iyi, Var mı anlatmak istediğin başka aklına gelen? Oo. Benim soracaklarım bu kadar. Çok keyifli bir söyleşi geçti.
soracağım her şeyi sordum, aklıma gelen her şeyi sordum. Gerçekten ağzına sağlık. Tabii ki 15 sene bayağı uzun. Sen 15 sene Türkiye'de oynadın. 15 sene. 15 sene. Kaç takım oynadın toplam? Fener, Beşiktaş, Mersin, Kayseri, Erzurum. Gençler Birliği. 6. 6 takım 15 sene. İyi de istikrar. Evet, 6 ve Türkiye'de kaç tane kupa var? 1, 2, 4. Beşiktaş'a 4 tane aldın. 2, sonra Kayseri 1 tane. Erzurum 2 tane. 9. Ve bir tane Gençler Birliği. 10. 10 kupa. Allah bereket versin. 10, evet 10. Bir tane daha var. On da aklına geldi zaman söylersin. Brezilya'da. Brezilya'da. Evet, evet. Cruzeiro'da şampiyon oldun. Cruzeiro. Ve Paraná Clube aynı şampiyonluğu aldı. Ha, şampiyon oldun. Bayağı kupalarla geçen seneler. Evet, evet. Çok iyi futbolcuydun, çok iyi karakterdin, karaktersin. Gerçekten biz Türkler olarak çok şanslıyız. Seni izlediğimiz için, ben çok şanslıyım seni tanıdığım için. Gerçekten çok iyi kalbi olan, çok iyi bir örnek, çok iyi bir profesyonelsin. İnşallah teknik direktörlük kariyerinde çok başarılarla geçer. İnşallah. Yol açık olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sevgili seyirciler, Mert Dobre ile yaptığımız bu keyifli röportajın sonuna geldik. Gerçekten çok güzel anıları, hikayeleri bizlerle paylaştı. Gelecek programda yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.